bölgemizde büyük ölçüde gider pusulasıyla beraber 3 aşağı 5 yukarı aynı nitelikte olduğu için bitme aşamasında yıl sonuna kadar bunlarla ilgili gerekli dokümanlar paylaşılmış, uygulama başlamış olacak. Sigorta poliçesi büyük ölçüde Türkiye Sigortalar Birliği ile birlikte yürüteceğimiz bir proje olarak hayata geçecek. Şimdi e-belge uygulamalarına bakarsak burada e-fatura'yı bilmeyeniz yoktur. E-fatura uygulamasına kayıtlı olanlar bundan sonra e-arşiv uygulamasına da kayıtlı olacak. Bu da şu demek oluyor. Düzenleyeceği fatura ya e-fatura ya e-arşiv fatura olmak zorunda. Çok istisna hallerde kağıt fatura olabilir. Bu istisna hallerle ilgili 509 nolu tebliğin içinde de bir bölüm var. Bunun dışında 353. maddenin birinci fıkrasında Maliye Bakanlığı'nca belirlenen diğer haller diye bir ifade var. O halleri de açıklayan 494 nolu vergi usul kanunu genel tebliğimiz var. Okumamış olanlarınız varsa okuması önem arz ediyor. Çünkü biz orada müşellefe belli hallerde istisnalar, esneklikler sağlamış bulunuyoruz. Orada çok özel bir ifademiz var. Orada diyor ki işte tebliğlerle, sirkülerlerle ve teknik kılavuzla yapılan düzenlemelerde mükellefler kağıt fatura düzenler ise cezayla muhatap olmaz diye. O yüzden bizim tarafta da her uygulamanın bir teknik kılavuzunu çıkartıyoruz. Kağıt fatura düzenlenmesi ya da kağıt belge düzenlenmesi gereken halleri de onun içinde düzenliyoruz. Bunu iyi sindirmiş olmanızın ileride vergi dairesinde yaşanacak cezai sorumluluklarda mükellefleriniz açısından menfaati olacaktır. Özellikle biliyorsunuz KDV iadelerinde ki yakın zamanda ÖTV iadelerinde de artık otomatik sistemler devreye girdi ve bu belgenin niteliği oradan tespit edebiliyor. Ve e-fatura olması gerekirken işte kağıt faturaysa ya da e-arşiv faturaysa ceza işlemler uygulanabiliyor. Eğer 494 nolu tebliği tam anlamıyla kavrayabilirseniz o durumların birçoğundan ceza yemeden kurtulabilirsiniz. Bu kısımları konuştuk. Artık 2018 ve 2019 yılı brüt satış hasılatı 5 milyonsa dedik. ÖTV kanunu ekli bir sayılı listedeki mallardan dolayı EPDK'dan lisans aldıysanız, ÖTV 3 sayılı listeden dolayı mükellefiyetiniz varsa, elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıysanız ya da ilanları yayınlıyor ya da yayınlanmasına aracılık ediyorsanız da e-fatura uygulamasına geçeceksiniz dedik. Çok ilginçtir. Bu komisyoncu ve tüccar olarak toptan yaş meyve ve sebze satışı yapanlarla ilgili bugüne kadar bize çok öyle bir ses gelmedi. Aslında bence sizin tarafta da yani baktığınız zaman burada en çok mükellefin toplandığı yer İstanbul'dur, Antalya'dır, Mersin'dir, İzmir'dir. Ben buralardan çok ses gelmesini bekliyordum ama herhangi bir tepkiyle karşılaşmadık. Demek ki ya bekleniyordu ya da bu konuda gönüllüler. Önemli bir konumuz bizim daha önceki tebliğlerimizde de yazılıyordu. Artık e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan ya da e-fatura uygulamasında olan bir şirket tam bölünme, birleşme, devir gibi işlemler sonrasında faaliyetine son vermiş olması onu e-fatura, e-defter ya da e-belge uygulamaları kapsamındaki zorunluluktan kurtarmakla beraber devralan, yeni kurulan, birleşilen şirkete de 3 ay içinde bu uygulamalara dahil olma zorunluluğu getiriliyor. Biz bunu neden yaptık derseniz başımıza şöyle bir olay geldi. İşte büyük bir şirket Samsun bölgesinde faaliyet gösteriyor. E-fatura uygulamasına geçmesi lazım. Geçmemek için yeni bir şirket kurmuş. Daha sonra mevcut şirketi oraya devretmiş. Ondan sonra da ünvan değişikliği yapmış. Günün sonunda değişen tek şey vergi kimlik numarası. Ama eski tebliğlere ki 454 öncesinden bahsediyorum. Tebliğlere göre e-belge düzenleme zorunluluğundan kurtulmuştu. Bize bu konuda çok fazla yazı geliyor. Muhtemelen içlerinde sizin müşterileriniz de vardır. İşte biz şu firmayla devrolduk, bununla bölündük, buna işte bununla birleştik gibi. Bu tür durumlarda devralan, bölünen, birleşilen firmanın da mutlaka ve mutlaka e-belge uygulamalarına
dahil olduğundan ya da gerekli hazırlıkları, başvuruları yaptığından emin olmanızda fayda var. Takvime bakarsak 509 nol tebliğ ile beraber evet ciro 5 milyona düştü. Baktığınız zaman e-fatura uygulamasına başlangıç tarihi 1 Temmuz 2020. Bu tebliğ ile biz bir sürü tebliği yayın tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdık. Bir tanesi hariç. 454 nolu vergi usul kanunu genel tebliğ ile ilgili dedik ki bu tebliğ 1-1-2020 tarihi itibariyle yürürlükten kalkar. Buradaki gerekçemiz de şuydu. 2018 yılı brüt satış hasılatı 10 milyonu geçen mükellefler ilgili tebliğe göre 1 Ocak itibariyle faturaya ve e-deftere geçmesi gerekiyordu. Söz konusu mükelleflerimize bir 6 ay daha bekletmeyelim, süre vermiş olmayalım dedik. O yüzden 1 Ocak'ta geçecek bir kesimimiz var. Yani sadece 509'a odaklanmak çok doğru değil. 454 ile beraber düşünmek lazım. Bununla ilgili de bu hafta içinde yetişirse, bu hafta yetişmezse önümüzdeki hafta başında e-belge gibgov.tr ki artık e-fatura.gov.tr internet adresimizi kapatmak durumunda kaldık. Sitenin adı e-fatura ama içinde artık 10'a yakın e-belge var. Genel olsun diye e-belge dedik, gibgov.tr dedik. Orada basit bir arama motoru kullanımınıza sunacağız. Birkaç temel soruyla vergi kimlik numarasından bağımsız olarak hangi tarihte hangi uygulamalara geçmesi gerektiği ile ilgili mükellefleri de bilgilendiriyor olacağız. Bu sizin için de bir kolaylık sağlayacaktır. İşte cirosu budur, faaliyet konusu budur ya da halihazırda belli uygulamalara kayıtlıdır. Hangi tarihte hangi uygulamaya geçeceği hem 454 hem 464 hem 509 nolu tebliğ kapsamında hazırlandı ve yakın dediğim gibi en geç önümüzdeki hafta başında sizlere sunuluyor olacak. Bunların açıkçası takvimlerini zaten az önce konuştuk. Aynı şekilde bu söz konusu takvime yanılmıyorsam TÜRMOB'un sitesinde de var Cenk Bey değil mi? Hatta çok güzel yapmışsınız. Abdullah Üstad aynısını bizden istedi. TÜRMOB dedi çok güzel renkli yapmış, farklılaştırılmış. Ben tabii 509 yayınlandığında il dışında biz çalıştaydım. Daha önce hazırladığım bilgi amaçlı bir tablom vardı. Aynı gün ben onu yayınlattım. TÜRMOB gerçekten emek vermiş. İster TÜRMOB'un sitesinden, isterseniz ebelge.gibgov.tr üzerinden hangi grubun hangi tarihte hangi uygulamalara geçeceğini görebilirsiniz. O yüzden burada tekrar hani sizin de değerli vaktinizi harcamak istemiyorum. Dediğim gibi 464 hala yürürlükte. Bu nedenle 2018 yılında e-ticaret yapan ve 5 milyon üstü cirosu olanlar yine 1 Ocak itibariyle e-arşive ve e-faturaya geçiyor olacaklar. Söz konusu mükelleflerin e-defter zorunluluğu ise 1-1-2021 itibariyle başlayacak. Çünkü e-defter genel tebliğ ile ilgili de şöyle bir ifademiz var. E-fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar e-defter uygulamasına da aynı süre içinde geçmek zorundadır. Bununla birlikte e-fatura uygulamasına yıl içinde geçmesi gerekenler e-defter uygulamasına izleyen yılın başından itibaren geçerler diye. Burada da 464'e göre evet bunların bir e-fatura e-arşiv zorunluluğu var ama 509'dan gelen zorunlulukları asıl 1 Temmuz'da başladığı için 5 milyon cirodan dolayı e-deftere de izleyen yıldan itibaren yani 1-1-2021'den itibaren geçiyor olacaklar. Diğer bir konu ki bavul ticareti dediğimiz konu, özel fatura. 1-7-2020'den itibaren e-fatura kayıtlı kullanıcıların düzenleyeceği özel faturalarda artık e-fatura kapsamında olacak. Aranızda bavul ticareti düzenlenmesi, yani bavul ticareti kapsamında fatura düzenleyen mükellefiniz var mı bilmiyorum ama zaten Türkiye genelinde de çok çok düşük bir rakama gelmiş. Ticaret Bakanlığı bilginiz vardır. Yanılmıyorsam 1 Temmuz'dan itibaren bir düzenleme yaptı. Hatta öncesinde bir düzenleme yaptı. Özel faturalı satışlarda da bir bildirim almaya, arka planda bir sanal gümrük çıkış beyannamesi oluşturmaya başladı. Biz o süreci kolaylaştırmak adına bunu e-fatura yapalım. Biz Ticaret Bakanlığı'na gönderelim. Mükellef ikinci bir bildirimde bulunmasına gerek kalmasın.